Merhabalar, ben Ferhat Erdoğan. Hazır mıyız arkadaşlar? Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Öğrencilerin sevmediği elektrik devreleri. İki tane üreticim bağlı ama nasıl bağlı bilemiyorum arkadaşlar. Bir de bu soru var. Dört tane üretic bağlanmış. Bunları çözeceğiz. Evet arkadaşlar, bu tip soruları çözerken yapacağınız hamle şu. Ya bir yer nokta tayin edip sıfır değil, potansiyellerini ayırarak yapacağız ya da harflendirerek. Birinci çözüm o zaman arkadaşlar harflendirerek yapalım. Harf. O zaman buraya A desem, buraya B desem, pardon, aynı bana T'de direnç var mı? Üretiş var mı? Yok. O zaman burası A olacak. Var mı? Yok. A olacak. Ama bu tarafa doğru bakın arkadaşlar, bir direncim var. Evet, burası B oldu. Burası B oldu. Burası B oldu. Evet, burası A'ydı. Üretiş var. Harf değiştirir. Aşağı doğru. Evet arkadaşlar, lambam var. Harf değiştirecek. Burası da ne olsun? C. C olsun arkadaşlar. Evet, başlıyorum arkadaşlar. Aynı harflerinde, yani aynı harf arasında kalan üretiş, o zaman aynı harf arasında kalan lambanın B'leri üreticiler aynıysa, o zaman burası ne oldu? B yandı. Şu üreticiler özdeş arkadaşlar. Evet. V, gördüğüm B oldu. A, B, A, B arası B oldu. Şuraya geldim arkadaşlar. A, C arası. Aaa hocam. Bu da A, C arası. Bu da B oldu. Tamam. Sıkıntı yok değil mi arkadaşlar? Şimdi geldim buraya bulacağım. BC arasında lambamız. O zaman BC arasında bakın arkadaşlar. Arttan çıktım. Bak. Bu da arttan çıktı. Bunlar birbirinden kabloya tutuştu. İkisi de eş güçte. Ne olur arkadaşlar? İkisi de birbirini yenemez. Anlaşıldığımız sıfır olur. Bu yanmaz. Çünkü lambaların parlaklığı sorulduğuna göre, sorulduğu zaman yapacağım sana şu potansiyelini buluyorsun. Potansiyeli büyük olanın lambası daha parlak yanar. O zaman bununla bu birbirine eşit geldi. Evet, parlaklıklar arkadaşlar X'de Y birbirine eşit ama Z'den büyük olur arkadaşlar. Peki hocam, bunu çözdük. Tamam, harflendirmeyi anlattım arkadaşlar. Harflendirmek bu. Peki harfsiz yapalım. İkinci çözümü yapıyorum. Şu kalemi alayım arkadaşlar. Sıfır seçiyorum. Şu okları çizelim. Silelim daha doğrusu. Burayı sıfır seçtim. Bu noktayı, A noktası sıfır potansiyeli seçtim. Bak arkadaşlar, aynı. Direkçi olsa sıfır. Dikkat edin. Geldim buraya. Sıfır. Şuraya geldim arkadaşlar. Burası da sıfır. İkinci çözüm bu arkadaşlar. Geliyorum buraya. Tamam. Hocam sıfırsa bu tarafa doğru desem, arkadaşlar eksiyonda gidiyorum, o zaman burası ne oldu? Eksi B. Bakın arkadaşlar, eksi B direnç yok. Eksi B direnç yok. Eksi B. Potansiyel yüksekten aza doğru akan arkadaşlar. Yüksekten sıfırdan eksi B'ye aldı. O zaman bunun potansiyel farkı ne olur arkadaşlar? Buranın potansiyel farkı yaparsan sıfır ve x değil şuraya. 0 eksi eksi B'den B geldi mi? Tamam. Şuraya geldik arkadaşlar. Aynı mantık. Geliyorum. Burada 0'dı. Bu tarafa doğru gelirken eksi B oldu mu? Burası da eksi B oldu mu? Potansiyeli yüksekten aza doğru akar arkadaşlar. O zaman burası ne oldu B'ye? 0 eksi eksi B oldu. Bu da yine B oldu arkadaşlar. O zaman X'de Y'nin eşit olduğunu burada da gördünüz arkadaşlar. Şimdi buraya geldim. Hocam, bakın arkadaşlar, iki potansiyel arasında kalmış. Eksi B, eksi B. Potansiyel farkını bulalım. B, Z'yi buluyorum. Hocam, akımımız eksi B. Yüksek ikisi de aynı şeyde. Yüksek yok, aynı. Eksi, eksi B'den yaparsam B, Z ne oldu? Sıfır oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. O zaman X ile Y aynı parlaklıkta yanar. Z'miz yanmaz arkadaşlar. Diğer sorumuza geldik. Hazır mıyız? Önce harflendirelim. Yapalım var. Hocam A de. Burası A. Başka yok. Şuraya geldim. B. B.
Arkadaşım direnci olduğu yerde, üretici olduğu yerde harf değiştiriyorum. Şurası C olsun. Direnç var. O zaman burası da D. D olsun arkadaşlar. Hazır mıyız? Başlıyorum. Önce harflendirdim arkadaşlar. A, A, B arası, A, B arası. V ise burası da V olmaz mı? Evet hocam, bura V oldu. Devam. A, D arası. Başlar. A, D arası. Şurada da şöyle diye başlar. D, burası da K olsun. A, K arası. A, K arası. V burada var. Bir B de burada var. 2 B oldu. O zaman burası ne olur? A, K arası 2 B varsa, ben buradan yola çıktım. 2 K. A, K arasında V artı V'de 2 B ise 2 B oldu. Devam. Şimdi şuraya geldim arkadaşım. Şurayı bulacağım. İzleyin. Geliyor. Bu hangi arada? Hangi harf arasında? CD arasında. O zaman CD arasında çıktım yola buradan. Aa, gördünüz mü? Ve hepsi de aynı yönlü, topla birbirini destekliyor arkadaşlar. 1V, 2V, 3V. Ana, bunun potansiyeli 3V oldu arkadaşlar. O zaman yaparsanız en parlak Z yanar. Ondan sonra Y yanar. Ondan sonra kim yanar? X yanar. Yananı görür Allah. Bakın arkadaşlar, gördünüz mü? Evet, şimdi devam ediyorum. Şimdi potansiyel. Noktanın potansiyeli yapalım. A noktasını sıfır seçtim. Orayı sıfır seçtim. Sıfır enerjili bir yerimiz var. Bu tarafa biterken eksi B oldu mu? B'yi aldım. Eksi B. Tezinde. Burası eksi B. Dikkat edin, burası eksi B'ydi. Bu tarafa doğru geçerken yine eksi B oldu. Eksi 2B oldu burası. Eksi B. Eksi B daha. Eksi 2B oldu arkadaşlar. Geliyorum. Bu tarafa doğru geçiyorum ama dikkat edin. Bakın arkadaşlar, artıdan geçiyorum. Artıdan geçerken B olur. Burası da B olur. Evet. Şimdi başlayalım arkadaşlar. B ise, bakın arkadaşlar, burası B ise, bu tarafın 2B olur burası. Şurada 0. Evet. Şimdi başlayalım. Potansiyeller yüksekten alçağa doğru akarlar arkadaşlar. Aha. Bunun yönü bu tarafa doğru. O zaman ne olursa 0 eksi eksi B'den B'ye geldi. Tamam. Şuraya geldi mi arkadaşlar? 0'dan 2B'den bu tarafa doğru gelecek. 2B. Burası 2B. Gördünüz mü arkadaşlar? Tamam. Şuraya geldi. Arkadaşım, yüksekten alçağa doğru akacak o zaman. VZ'yi buluyorum. V eksi eksi 2B. Aa, VZ'miz ne oldu arkadaşlar? 3B oldu. Tamam. Arkadaşlar, öğrencilerin zorlandığı iki tane soruyu çözdük. Peki hocam, lambaların süresi, lambaların dayanıklılığı deseydi, lambalar kaç saniye sürer deseydi, en uzun hangisi yanar deseydi arkadaşlar, V'si az olan en uzun yanar. Çünkü enerjiyi az çektiğim için, enerjiyi az çektiğim lamba daha uzun yanar arkadaşlar. O zaman burada bununla bu aynı sürede yanar. Bunun süresi daha yanmamış sürer. Burada B, 2B, o zaman süresi en uzun süren kim olur arkadaşlar? TX daha uzun ömürlü olur. TY, o zaman TZ olmuş olur süre olarak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Haydi kolay gelsin.